Merhaba gençler, ben Merve Hoca. Şimdi bu ünitede sohbet ve fıkrayı göreceğiz. Bu dönemki son ünitemiz. Bundan sonra arkadaşlar bir yazılı videosu çekeceğiz. Şimdi sohbet ve fıkraya özelliklerini, birbirinden farklılıklarına nerede karıştırıp nerede karıştırmayacağımıza bunları anlatacağız bu ünitede. Arkadaşlar fıkra deyince aklınıza Nasrettin Hoca fıkrası gelmesin. Bu fıkradan bahsetmiyoruz. Şimdi genel bir bilgi verdiğime göre. Haydi bakalım. Çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan güncel olayların, kültür, sanat, hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden içten bir dille okuyucuyla karşılıklı konuşmasının havasında işlendiği yazı türüne arkadaşlar biz sohbet diyoruz. Ne olacakmış? Gazete ve dergide içten bir dil, fazla derine inilmeden karşılıklı konuşma havasında. Güncel olaylar, kültür ve sanat hayatındaki gelişmeleri anlatıyoruz da biz buna gençler ne diyeceğiz? Sohbet diyeceğiz. Şimdi sohbette kişisel düşünceleri kanıtlama yoktur. Bu kendi düşüncesini iddia edip hani tartışma vardı ya anlatım biçimlerinde. Onun gibi değil arkadaşlar. Kendi düşüncelerini anlatır ama kanıtlamak için herhangi bir örnek ya da uzman bir kişiden bir görüş bildirmez. Kendi düşünceleri söyler ama kanıtlamaya sohbette gidilmez arkadaşlar. Uzun uzun yazmadım. Yanına çarpı ya da tik attım. Buradan anlayabilirsiniz. Mizahi fıkra ve atasözlerinden yararlanılabilir. Arkadaşlar sohbette mizahi fıkradan hani dedik ya daha demin Nasrettin Hoca fıkrası bu fıkrayla o fıkrayı karıştırmayın. Mizahi fıkralardan yararlanabilir. Atasözlerinden de yararlanılabilir arkadaşlar sohbette. Anekdotlara ve şiirlere, küçük kısa notlara ve şiirlere yer verilebilir sohbette. Bunlara da dikkat edeceksin. Şimdi Cumhuriyet öncesi sohbete baktığımızda Tanzimat döneminde arkadaşlar ilk sohbet bizim edebiyatımıza giriyor. Gazetelerde yayınlanmaya başlıyor. Toplumsal fayda ilkesi gözetiliyor arkadaşlar. Zaten Tanzimat dönemi neydi? Amaç neydi Tanzimat döneminde? Halkı bilinçlendirmek, halkı bilgilendirmek, halkı aydınlatmaktı değil mi? O yüzden toplumsal fayda ilkesi romanda da böyle, diğer yazı türlerinde ya da edebi türlerde de toplumsal fayda ilkesi gözetiliyordu. Sade bir dil ama dönemine göre arkadaşlar şimdi size verir. Cumhuriyet öncesinden bir sohbet Tanzimat'tan verir. Ama şöyle bir şey var. Her gelenek bir önceki gelenekten izler taşır. Şimdi buraya divan edebiyatı, buraya Tanzimat edebiyatı, buraya Servet-i Fünun edebiyatı diye. Şimdi Tanzimatçılar bunlardan kopuyorlar. Bakın ayrılar. Ama benzeyen tarafları da var. Şimdi ne kadar sadeleşmek isterseler istesinler. Bugünkü Türkçeyi kullanarak yapamazlar. O dönemin şartlarına göre mesela divan edebiyatına nasıl tamlamalar vardı işte benzetmeler vardı, farklı şeyler vardı. Onlardan arınarak daha sade bir dil. Bugünkü dili düşünmeyin arkadaşlar. Eğer size bir Tanzimat döneminden bir metin verirse öğretmeniniz ve derse ki bu sohbeti özelliklerini yazın derse lütfen bunu da eklemeyi unutmayın. Dönemine göre sade bir dil hakimdir. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat döneminde sohbet yazanlardan biridir. Biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi'ye ne denir? Yazı makinesi. Neden yazı makinesi diyoruz arkadaşlar biz Ahmet Mithat Efendi'ye? Her bulduğu yerde, her bulduğu konuyla ilgili, her bulduğu nedenle ilgili Ahmet Mithat Efendi yazar. Vapurda Ahmet Mithat Efendi'nin söylenenlere, bilinenlere göre bir vapurda yani kullandığı şehirler içerisinde kullandığı vapurda dahi yazı yazması için bir odası vardır. Amaç nedir? Toplum için okusunlar, bilgilensinler diye Ahmet Mithat Efendi sürekli yazar. O yüzden bu türünde baskın örneklerinden biridir Mithat Efendi. Kimler var? Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın. Bunlar da arkadaşlar Servet-i Fünun döneminde sohbet yazanlardır. Ahmet Rasim sohbet türünün ilk yetkin örneğini verir. O yüzden Ahmet Rasim deyince sohbete mutlaka ismini almalıyız.
Peki Cumhuriyet sonrasında sohbet nasıl oldu? Yalın bir dil kullanılmaya başladı. Daha Tanzimat'tan sonra Servet-i Fünun'da da biraz daha böyle divan edebiyatına benzer bir dil vardı. Her ne kadar o kadar ağır olmasa da Cumhuriyet sonrasında tamamen yalın bir dil kullanılmaya başladı. Amaç halkı bilgilendirmekten çıkıp Anadolu insanına seslenmek oldu arkadaşlar. İnsana ve yaşama dair her türlü kavram konu edildi, sohbete girdi. Kimler var Cumhuriyet sonrasında? Nurullah Ataç, ki çok önemlidir sohbet deyince Nurullah Ataç aklınıza gelir. Söyleşiler adlı eseri, Şevket Rodo, Eşref Saat. Eşref Saat deyince aklıma arkadaşlar gerçekten bir insanın Eşref Saati, bir de Eşek Saati vardır. Ben de Eşek Saatleri fazladır. Ola ki denk gelirseniz mutlaka ben orada bir şeyimdir, böyle gerginimdir, sinirliyimdir. Ama Eşref Saati'ni her insanda böyledir. Mutlaka bir Eşref, bir de Eşek Saati vardır. Eşek Saati'ne denk gelseniz hiçbir şey kabul edemezsiniz. Mesela ben babamdan izin almaya çalıştığım dönemde mutlaka Eşref Saati'ni yakalıyorum. Aklınızda öyle kalsın. Şevket Rodo, Eşref Saat. Suud Kemal Yetkin, ki sohbette önemli isimlerdendir. Edebiyat Konuşmaları adlı sohbeti vardır. Ahmet Kabaklı, Sohbetler adlı bir eseri vardır arkadaşlar. Cumhuriyet sonrası sohbette. Fıkra nedir? Gazete ve dergilerde gençler, günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konulduğu yazı türüdür. Demek ki mizahi fıkradan farklı. Bunu ayırmayı unutmuyorsunuz gençler. Neden? Çünkü size fıkranın özelliklerini yazın dediğinde ya da fıkranın tanımını yazın dediğinde sakın mizahi fıkranın yazarlarını ya da mizahi fıkra ile ilgili bilgi vermeyin. Ne diyeceksiniz fıkra denince? Gazete ve dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültürlerin, kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konduğu yazı türü diyeceksin. Sakın Nasrettin Hoca fıkrası yazmayacaksın oraya. Şimdi arkadaşlar, fıkrada da kişisel düşüncelerin kanıtlanması olayı yok. Kendi kişisel düşüncelerini veriyor. Evet, ama bunları kanıtlama amacı gütmüyor. Kısa ve özlü bir biçimde veriyor arkadaşlar kişisel düşüncelerini fıkra yazarı. Günlük siyasi, toplumsal, ekonomik gelişmelerin yorumlandığı fıkralarda yazar okur kitlesinin düşüncelerini yönlendirme amacındadır. Sadece burada bir yönlendirme amacı var arkadaşlar. Siyasi, toplumsal, ekonomik gelişmelerin yorumlandığı fıkralarda okur kitlesini, hani diyorduk ya tartışmacı anlatımda karşıdakini kendi görüşüne ikna etmeyle alakalı bir durum söz konusu. Burada da bu amacı taşıyan fıkralarda, bunların yorumlandığı fıkralarda yazar okur kitlesinin düşüncelerini yönlendirme amacındadır. Bu yüzden fıkra yazarı kendini devamlı yenilemeli, bilgi birikimini üst düzeyde tutmalıdır. Arkadaşlar, özellikle eleştiri, fıkra ve sohbette kendini yenilemelisin. Çünkü kendi düşüncelerinden bahsediyorsun. Kendi düşüncelerine ek katkıda şeylerde bulunmalısın. Araştırmalar yapmalısın. Yani o konunun Tanzimat döneminde olduğu gibi yorumlamamalısın. O konuyu gençler artık döneminde olduğu gibi, döneminde yapılan sonuçlarda ya da araştırmalardan çıkan şekilde değerlendirmelisin. Şimdi sohbet ve fıkranın karşılaştırılması istenirse sizden. Diyeceksiniz ki sohbette karşılıklı konuşma üslubu hakimken fıkrada düşüncelerini aktarma hakimdir. Sohbet bir görüş veya düşünceye bağlı olarak okur kitlesini yönlendirme amacı taşırken fıkra kişisel duygu düşüncelerini paylaşma amacı taşır diyeceksiniz. Arkadaşlar burada şöyle yazalım. Sohbet ve fıkra farkı. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu ikisi sohbet ve fıkrayı birbirinden ayıran durumlar.
Fıkra Cumhuriyet öncesinde nasıldı? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar her türde olduğu gibi Batı etkisinde gelişen yani Tanzimat döneminde fıkra hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınıyor fıkrada. Kimler var? Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Ali Karay, Hüseyin Rahmi, Ziya Gökalp gibi isimlerimiz var. Arkadaşlar zaten Tanzimat döneminde ister fıkra olsun, ister roman, ister şiir, ister tiyatro, genel olarak konular ya da kavramlar neler? Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun. Evet, tabii ki aşkla ilgili, sevgiyle ilgili türde temalarda yazılar yazılıyor. Ama genel olarak Tanzimat birinci döneme dönüp baktığınızda hürriyet yani vatan millet Sakarya diyorum ya ben. Vatan millet Sakarya konuları yazılıyor. Daha sonrasında Tanzimat ikinci dönemde ne vardı zaten? Bir istibdat dönemi, ikinci Abdülhamit var, baskı var, yazamıyorsun, tutuklama, anında tutuklarlar. Hemen böyle takarlar kelepçeyi arkadaşlar, böyle götürürler sizi. O yüzden hürriyet, eşitlik, adalet konularını ikinci dönemde zaten göremiyoruz. Daha çok karamsarlık, hüzün, mutsuzluk hakim ya o dönemde. Ama birinci döneme baktığımızda mutlaka hangi tür olursa olsun aklınızda bulunsun. Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun. Bunu adınız gibi, adınız neyse bunu da ezberleyin sevgili gençler. Şimdi Cumhuriyet döneminde nasıl peki? Cumhuriyet öncesine baktık. Bir de Cumhuriyet dönemine bakalım. Gazete ve dergiler çoğalıyor haliyle arkadaşlar. Tanzimat döneminde gazeteler vardı. O da yeni yeni işte yarı resmi, resmi şeklindeydi. Ama Cumhuriyet döneminde artık gazeteler çoğalıyor, dergiler çoğalıyor. O yüzden daha çok görülür. Yani ilk bahsettik ya hani daha az görülüyor fıkralar gazete ve dergilerde yayınlanıyor diye. Cumhuriyet döneminde gazete ve dergiler artınca ne oluyor? Gençler fıkra da daha çok görülüyor. Sade bir dil var arkadaşlar Cumhuriyet döneminde. Güncel, siyasi, sosyal konular ele alınıyor. Kimler var? Kimler fıkrada karşımıza çıkıyor? Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Orhun Seyfi Orhun, Yusuf Ziya Ortaç, Sabri Esas, Ziya Vuşgil, Ercüment, Ekrem Talu, Burhan Felek, Haldun Tener, Atilla İlhan, Ahmet Kabaklı, İlhami Soysal, Ergun Gözde. İlhami Soysal'ın bir kitabı var bende arkadaşlar. Çok nadide bir eserdir. Benim için nadide bir parçadır. Hapisteyken o eseri oluşturuyor ve arkadaşına yazıyor. İşte ben bunu hapiste hazırlamıştım. Hapishanedeyken hazırlamıştım. Şimdi çıktım ve bastırdım. Sana da gönderiyorum. Umarım sen de yakın zamanda çıkarsın diye kendi imzasını taşıdığı bir eseri var bende. İlhami Soysal'ın. O yüzden önemlidir benim için. Neyse, Yusuf Ziya Ortaç var. 64 saat ki kitabınızda da bu metin var arkadaşlar. Yaşadığı dönemdeki güncel bir haber üzerine düşüncelerini dile getiriyor arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç 64 saat adlı metinde. Şimdi sevgili gençler, bir de bu ünitede karşımıza cümlenin ögeleri çıkıyor. Biliyorsunuz ben genel olarak ünitelerde edebiyattan bahsediyorum. Dil anlatıma diyorum ki gençler Türkçe'ye gelin. Burada edebiyat konularını anlatıyorum. Dil anlatım konularını diğer oynatmada listesinde anlatıyorum. Diyorum ki oraya gelin. Ama bu sefer biraz bahsetmek istedim. Bu tabloyu size vermek istedim. Şimdi sevgili gençler, cümlenin ögelerinde bir yöntemimiz var. Bunun adı yönt. Yönt nedir hocam diyeceksin. Genç, bu yöntemi yaparsan sonucu yanlış bulma ihtimalin sıfır. Şimdi yönt şudur arkadaşlar. İlk önce yüklemi bulacaksın. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulacaksın. Özneye ne sordun, ne ve kim sorularını soracaksın. Özneyi bulmak için yükleme. Daha sonra nesne. Nesne de biliyorsunuz ikiye ayrılıyordu. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Belirtili nesne neyi ve kimi? Belirtisiz nesne ise ne sorusunu sorarak buluyorduk. Şimdi eğer sen özneyi bulmazsan sevgili genç, özneyi bulmazsan direkt ne sorusunu sorarsan
Belirtisiz nesneyi de bulma ihtimalim var. İlk önce o yüzden özneyi bulman lazım. Ondan sonra nesneyi bulmaya geçmen lazım. Sonra ne geliyor? Yükleme soracaksın yer tamamlayıcısını. Yani eski adıyla dolaylı tümleci bulmak için. Neye, neyde, neyden? Ben bunu arkadaşlar ededen diyorum. Deden nasıl diyorum. Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden sorularını sorarak yer tamamlayıcısını bulacaksın. Bu eklerin zaten yer tamamlayıcısında da görürsün. Son olarak arkadaşlar zarf tümlecini bunu da yükleme soruyorsun. Ne zaman? Sabah. Nasıl? Koşarak. Ne kadar? Niçin? Kime göre, ne ile, kiminle, kim tarafından şeklinde soruları yükleme yönelttiğinde genç cümlenin ögelerini tamamen bitiriyorsun. Arkadaşlar bu tabloyu mutlaka edinin, çıkartın. PDF'lerimiz var, mevcut biliyorsunuz. Siz de çıkartın. Bu tablo önemli. Karşınıza cümlenin ögeleri çıktığında bu tabloyu bilirsen, bu tablo çerçevesinde yaparsan mutlaka doğru kısma gidersin. O yüzden arkadaşlar bu teknik de önemli, yön tekniği adını verdiğimiz bir teknik. Özne, nesne, tamlamalar, tümleç ya da tamlamalar diyebilirsiniz. Bu şekilde gitmesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz yazılı videosu olacak. Yazılı videosunda bu son 3 işlediğimiz son 3 konu var ya, 3, 4 ve 5. ünite, işte fıkra, şiir konularını işledik ya, 4. üniteyi de işledik. Bu 3 konudan bir yazılı videosu hazırlayacağım. Çünkü 5 üniteyi dahil etmeleri zor, edebileceklerini düşünmüyorum. Normalde bu dönemde 5 ünite işlemeniz lazım. Hani 9 üniteniz var, yetişmesi için 5 ünite işlemeniz lazımdı. Ben de 5'ini işledim. Neler çıkabilir şiirden, fıkradan, sohbetten, karşınıza hangi tarz sorular çıkabilir şeklinde videoyu hazırlayacağım. Bunlarla ilgili notları hazırlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenirseniz videoya sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir konu varsa da mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım.